Arkası Yarın. Katilin Ayak İzleri 12. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan John Dixon Kerr. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Doktor Nick'in büyüğü Brenda, Frank'le evlenmek üzeredir. Fakat Brenda'ya deli gibi sevdalı olan avukat Hugh, genç kızı bu evlilikten vazgeçirmeye çalışmaktadır. Ama Brenda, Frank'in ölen amcasından kalan milyonlarca dolara sahip olmak için vasiyet gereği evlenmek zorunda olduğunu söyler Hugh'a. Bu tartışmanın geçtiği günün akşamı Frank, tenis kortunda ölü bulunur. Genç adam boğularak öldürülmüştür ve kortta Brenda'dan başka kimsenin ayak izi yoktur. Evdekilerden şüphelenen polis, herkesi sorguya çeker ama sonuç alamayınca kız arkadaşına kötü davranan Frank'e düşman olan Arthur Kentler denen bir akrobatı gözaltına alırsa da daha sonra serbest kalır. Ama Brenda cinayet sırasında tenis kortunun oralarda olduğunu bildiği Arthur'un katili gördüğünden emindir. Hugh'la birlikte Arthur'un ağzından laf almak için prova yaptığı tiyatroya giderler. Sakin olun Bayan Brenda. Frank'i benim öldürdüğümü unutuyorsunuz galiba. İşte bundan pek emin değilim. Katil siz misiniz, değil misiniz? Bilemiyorum Arthur. Sormamanız gereken sorulardan biri de buydu Bay Hugh. Bırakın bunu polis halletsin. Ben size dedektife anlattıklarımı tekrar ettim, hepsi bu. Peki Frank o yanındaki kişiyle birlikte korta girince ne oldu? Fazla soru sormayın. Hikayem burada sona eriyor. Polis için sona erebilir ama ben gerçeği öğrenmek istiyorum. Yalnız polis için değil, herkes için hikaye böyle bitiyor Bayan Brenda. Bence hikayenin en önemli tarafını anlatmaktan kaçınıyorsunuz. Madem ki Brenda'nın fotoğrafını çekmişsiniz, gerçek katilinkini de çekmişsinizdir. Tamam, pekala, herkes toplansın. Biraz bekle Jim. Arthur, misafirlerine veda et de gel artık. Sana biraz bekle dedim Jim, geliyorum. Havasını yapacağız, hadi. Tamam. Yeter artık, daha fazla bekleyemem. Eğer bir dakikaya kadar gelmezsen kapı dışarı ederim. Çabuk. Affedersiniz, gitmem gerekiyor. Hoşçakalın Bayan Brenda. Hoşçakalın Bay. Bir dakika. Merak ettiğim bir şey var. Nedir? Madem kendinizi ihbar ettiniz ve birazdan da tutuklanacağınızı söylüyorsunuz, o halde niçin provayı yapmayı sürdürüyorsunuz? Bunun size ne yararı var? Bu güzel bir soru avukat. Ama cevaplandırmayacağım. Neden? Çünkü bu beni ilgilendiren bir mesele. Şimdi hoşçakalın. Onu duydun Hugh. Bana kalırsa bu adam her şeyi biliyor. Hatta katilin kim olduğunu da. Onu tanıyor. Hatta onun resmini bile çektiğini sanıyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum Brenda, biliyor musun? Keşke biraz daha konuştursaydık. Belki ağzından bir ipucu alabilirdik. Dur bakalım, hele provası bir bitsin. Belki fikrini değiştirir ve bize hikayesinin geri kalan kısmını da anlatır. Pekala millet, hazır mısınız? Hazır. Peki, müzik başlasın. Trapezciler de müzikle birlikte numaralarına başlasın, hadi. Tamam patron. Başlayın hadi. Hugh. Keşke Arthur Chandler'ın prova yapmasına engel olsaydık. Tutuklanacak bir adam her an dikkatini dağıtabilir. Merak etme, numarasını yaparken bütün dikkatini işe vermek zorunda kalacaktır. Tutuklanmak onun umrunda bile değil. Görmedin mi? Adam sevincinden yerinde duramıyordu. Ben yine de endişeliyim. Ne kadar tehlikeli bir trapez numarası yapacağını düşündükçe aklımı kaçıracakmışım gibi oluyorum. Ya bir kaza olup da yere düşerse ne olacak? Bütün sırlarını mezara götürecek. Baksana, zeminden 15 metre yüksekte bir trapezden ötekine atlayıp duruyor. Öbür trapezi bir tutamazsa. Aşağı ağa da gelmemişler. Vay 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 vay. Kimleri görüyorum? Siz... Dedektif Hardley. Siz ikiniz burada ne arıyorsunuz bakalım? Sizi gördüğümüz iyi oldu dedektif. Biz de sizi görmek istiyorduk zaten. Neden? Az önce Arthur Chandler'la konuştuk. Kendisinden çok ilginç itiraflar öğrendik. Ben de her şeyi öğrendim.
Her şeyi biliyorum. Evet ama söylediklerimizi dinlemek zahmetine katlanırsanız gerçek katili akşama kadar yakalayabilirsiniz. Arthur Chandler katili tanıyor. Hatta onun resmini bile çektiğini sanıyoruz. Yanılıyorsunuz Bayan Brenda. O sadece sizin fotoğrafınızı çekmiş. Ayrıca katil belli zaten. Frank'i öldürdüğünü kendi ağzıyla söyledi. Biliyorum, bize de aynı şeyi söyledi ama yalan söylüyor. Gerçek katilin de kim olduğunu bildiğinden adım kadar eminim. O sizin kendi tahmininiz. Ben başka katil aramaya gerek duymuyorum. Provası bittikten sonra onu tutuklayacağım. Polis sizsiniz ama yanlış yapıyorsunuz dedik. Şimdi konuşmayı kesin de şu nefes kesen provayı izleyelim. Zira vakit bulup da bir sirke gidemiyorum doğrusu. Dük! Şuraya bak! Bu provayı engellemeliyiz. Arthur'un yere düşeceğini görmüyor musun? Yönetmen elindeki kırbacı şaklattıkça Arthur'un yüzü daha fazla kasılıyor. Zavallı adam dengesini kaybedip düşecek. Çok garip. Dün gece bir cesedin yanındaydınız Bayan Brenda. Şimdi ise bir akrobatın numarasından korkuyorsunuz. Sizi anlayamıyorum. Bırakın şimdi bunları dedektif. Zavallı adamın düşeceğini görmüyor musunuz? Hiç sanmam. Bu onun mesleği. 5-6 yıldır hep bu numarayı yapıyormuş. Bu sefer de başaracağından eminim. Bazen başaramadıkları da oluyor ama. Su testisi su yolunda kırılır diye bir deyim vardır Bayan Brenda. Her mesleğin kendine göre bazı riskleri vardır. Biz polisler de her zaman bir kurşuna hedef olabiliriz. Akrobatlar da her zaman trapezi tutamayabilirler, değil mi? Bir dakika, sözlerimizden Arthur'un düşüp ölmesini ister gibi bir haliniz olduğu seziliyor. Yanılıyorsunuz. Tersine, ben onun sağ olmasını istiyorum. Zira buraya onu tutuklamak için geldim. Bence onu tutuklamak yerine iyice sorgularsanız gerçek katilin kim olduğunu ortaya çıkarabilirsiniz. Brenda doğru söylüyor dedektif Hardley. Arthur katilin kim olduğunu biliyor. Hatta onun fotoğrafını bile çekmiş. Siz ikiniz de sakin olun. Biz her şeyi biliyoruz. Hatta tenis kortundaki ağın üzerinde yürüdüğünü de. Ağın üzerinde nasıl yürümüş olabilir? Kazıkların toprağa iyice sokulmamış olduğunu siz de görmediniz mi? Nasıl? Anlayamadım. Demek deneme esnasında siz de oradaydınız ha? Çok garip. Bu çok garip. Size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? İyi dinleyin beni. Eğer birazcık aklınız varsa bu işe karışmayın. Sonra isteseniz de kendinizi kurtaramazsınız. Dediklerimi yaparsanız size her şeyi anlatırım. Pekala, anlatın bakalım. Katil ağın üzerinde yürüyerek tenis kortunun ortasına gitmiş. Fakat sandığınız gibi değil. Biraz sabrederseniz size olanları ayrıntılarıyla anlatabilirim. Tabii mahkemede onun aleyhinde şahitlik ederken de öğreneceğiniz bazı şeyler olacak. Onun aleyhinde şahitlik mi edeceğiz? İyi ama ne Brenda ne de ben hiçbir şey bilmiyoruz ki. Evet. Dün tenis oynadığınız zaman ağın yüksekliği ne kadardı hatırlıyor musunuz? Her zamanki yüksekliğindeydi. Yani yerden bir raket boyu kadar. Evet ama yağmurun tesiriyle ağın gevşemiş olması icap etmez mi? Tenis ağının da kendine göre bir ağırlığı olduğu şüphesiz. Eğer çok gevşemişse alt tarafı toprağa değer değil mi? Diyelim ki ağ yağmurdan gevşedi ve toprağa değdi. Bir cambaz bundan nasıl istifade edebilir ki? Yere değen ağın üzerine basarak yürüyebilir. Böylece yerde sadece ağın izi kalır. Yani size göre cambaz, yani Arthur Chandler toprağa basıp da ayak izi bırakmamak için gevşeyen tenis ağına basarak korta girdi. Sonra da Frank'i boğarak öldürdü ve geldiği şekilde de geri döndü öyle mi? Evet, aynen böyle. Ben katilin Arthur Chandler'dan başkası olmadığına eminim. Sıra şimdi en tehlikeli numaraya geldi. Arthur karşıdan salıverilen trapezi tutmaya çalışacak. Bakın. Aman tanrım, Arthur'un yüzüne bakın. Heyecandan nasıl kağıt gibi bembeyaz olmuş. Eğer şu yönetmenin kırbaç şaklatmasına mani olmayacaksanız ben gidip bir çaresine bakacağım. Sakin ol şekerim, sakin ol. Cambazlar bu gibi şeylere alışkındır. Numarasını müzikle, üstelik kırbaç sesleri arasında yapması onun için gayet doğal bir şey. Hatta bu da numarasının bir parçası. Asıl biz burada bağırıp çağırdıkça onun dikkatini dağıtıyoruz. Sus ve izle onu. İşte trapezden kendini bıraktı. Diğer trapezi tutacak. Aman Allah'ım. Korktuğum başıma geldi. Arthur trapezi tutamadı ve düşüyor. Vay canına. Olamaz. Aman Tanrım. Umarım ölmemiştir. Çabuk gelin. Çok fena düştü. Evet. Polis çekilin çekilin. Yolu açın, dağılın. Dağılın diyorum. Biriniz hemen bir ambulans çağırsın. Arthur! Arthur sevgilim! Biriniz şu kadını götürsün buradan! Bet, Bet. Hadi gel benimle canım. Bet, gel benimle. Arthur! 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 Hiç hareket etmiyor. Öldü mü yoksa?
Hük. Ölmüş galiba. Cinayet masasını ara, hemen buraya gelsinler. Cinayet masası yerine ambulans arasak daha iyi olmaz mı? Ambulans ne yapacak? Altır öldürmüşler. Ne? Öldürmüşler mi? Evet, baksanıza tam 3 kurşun yarası var. Aman Tanrım. Kurşunlardan biri başına, diğer ikisi de göğsüne isabet etmiş. Vay canına. Demek kaza sonucu ölmemiş. Tamam. Ben cinayet masasını aramaya gidiyorum. Hey sen. Efendim? Buranın yönetmeni sen misin? Evet. Görevlilere haber ver. Binadan hiç kimse dışarı çıkmayacak. Bu bir emirdir. İyi ama ben... Ne diyorsam onu yap hemen. Arthur Chandler öldürüldü. Çabuk ol. Yoksa katili kaçıracağız. Peki tamam efendim, tamam. Dedektif, aklım iyice karıştı. Şimdi Arthur düşmedi de tabancayla vurularak mı öldü yani? Evet. Katil havadayken ona ateş etmiş olmalı. İyi ama 3 el diyorsunuz. Silah sesini niye duymadık? Bu gürültünü müzik sesinde nasıl duyabilirdik ki Bayan Brenda? Kim öldürdü acaba? Kim olacak? Frank'i boğarak öldüren katil tabii. Devamlı bunu söylüyorsunuz. Kim peki? Ben bilmiyorum. Ama Arthur onu biliyordu, görmüştü. Kim olduğu hakkında bilgisi vardı. Deminden beri size bunu söylüyorum. Arthur katil değildi. Madem öyle, neden kendisinin katil olduğunu söyledi? Bir cinayet daha mı? Kim öldürdü peki? Frank'in katil zanlısı Arthur Chandler. Ne? Olamaz. Onu tutuklamak için tiyatroya gitmiştim. Provasının bitmesini bekliyordum. Nasıl öldürdü peki? Trapezin üstündeyken. En tehlikeli numarasını yaparken 3 kurşunla öldürüldü. Bayağı cesur katilmiş. Onca insanın içinde cinayet işleyebiliyor. Hayır. Salon ışıklar söndürülmüş olduğu için karanlıktı. Projektörler sahnedeki akrobatları aydınlatıyordu. Bu bakımdan Arthur'a nişan almak çok kolaydı. 3 el diyorsunuz. Silah seslerini duymadınız mı? Duymanın imkanı yoktu. Neden? Orkestra bütün aletleriyle çılgınca çalıyor. Bu yetmiyormuş gibi yönetmen de elindeki kırbacı olanca şiddetiyle şaklatıyordu. İşte katil bu gürültüden faydalanarak 3 el ateş etmiş. Çok iyi planlanmış bir cinayet. Üstelik 3'ünü de isabet ettirmiş. Gürültüden hiçbir şey duymadık. Sadece Arthur Chandler'ın trapezi tutacağı yerde boşlukta uçarak ön sıralardaki koltukların üzerine düştüğünü gördük. Vay canına. Yanına gittiğimiz zaman ölmüştü. Peki araştırma falan yapmadınız mı? Belli ki katil salondakilerden biriydi. Arthur'un cinayete kurban gittiğini anlar anlamaz hemen binaya giriş çıkışları yasaklattım. Sonra da içeride kim varsa herkesin üstünü araştırdım. Ama hiçbir netice alamadım. Kimler vardı o sırada salonda? Oyuncular, akrobatlar, bir palyaço, bir de Arthur Chandler'ın sevgilisi Madge Struggles. Az kalsın unutuyordum. Bir de Bayan Brenda ile avukat Hugh Rowland oradaydı. Brenda ve Rowland mı? Onların ne işi varmış? Arthur Chandler'la konuşmak için gelmişler. İlginç. Peki Arthur'la ölümünden önce konuşmuşlar mı? Konuşmuşlar. Arthur Brenda'ya Frank'in cesedi başındayken çektiği fotoğrafı vermiş. Ayrıca oldukça manidar konuşmalar da yapmış. Neymiş bu konuşmalar, anlattı mı? Anlattılar. Onlara bakacak olursanız Frank'i Arthur Chandler öldürmemiş. Katilin hem kendisi olduğunu hem de olmadığını söylemiş. Brenda'ya bakacak olursanız Arthur katilin kim olduğunu bildiği gibi fotoğrafını da çekmiş. Saçma. Adam katil olmasa neden kendisine ele versin ki? Arthur sana telefon açıp Frank'i kendisinin öldürdüğünü söylememiş miydi? Söylemişti. Sonra da bir kurye ile Brenda'nın Frank'in cesedine bakan fotoğrafını da yollamıştı. Ardından da tiyatroya gelip provadan sonra kendisini tutuklamamı söylemişti. Durum böyleyken neden Brenda ile Hugh katilin o olmadığını söylüyor? Bilmiyorum komiserim. Ama sanırım söylediklerinde haklı çıktılar. Gerçek katil Arthur Chandler'ı öldürerek onun itirafını çürüttü. İyi de Arthur'u neden öldürdü? Herhalde kendisini ele vermemesi için. Sanırım Arthur, Brenda'nın dediği gibi cinayet sırasında olay yerindeydi. Ve katilin fotoğrafını da çekmişti. Bunu bildiği için de Arthur'u öldürmek mecburiyetinde kaldı. Peki Arthur'un ölümünden sonra Brenda ile Hugh'un üzerlerini aradın mı? Hugh Rowland da Bayan Brenda da Arthur öldürüldüğü sırada yanımdaydı. Buna rağmen üstlerini aradım ama herhangi bir silah bulamadım.
Katilin Ayak İzleri adlı oyunun 12. bölümünü dinlediniz. 13. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.